Kış erken geldi garip ömrümün dedi Hasan Erdoğan. Buradan selamlar sevgiler olsun. Tüm bizi izleyen Vizyon 58 TV izleyicilerine saygılar sevgiler olsun. Bu akşam gerçekten çok üzünlüyüz. Elazığ Malatya'daki depremden dolayı içimiz buruk. Ölen kardeşlerimize, dostlarımıza rahmet diliyoruz. Hasta olan şu andaki acil şifalar diyoruz bütün hasta olan dostlarımıza, yaralı dostlarımıza. İnanılmaz üzgünüz, ne konuşacağımı da bilmiyorum ama gerçekten çok üzgünüz. Cenab-ı Allah tekrarını gerçekten vatanımıza ve milletimize göstermesin diyorum ben. Tabii ki biz biliyorsunuz, biz televizyon kurumundayız. Sanatçılar mecburen program yapmak zorunda. Konuşurken düğümleniyorum. Ne diyeceğim de bilmiyorum ama. Şöyle yapalım. Önce Ali Sultan hocamızdan güzel bir eser dinleyelim. Çünkü biliyorsunuz yılların ozanı. O bizim canımız. Ve kez daha gene onun yetiştirdiği güzel bir öğrenci kardeşimiz var aramızda. Daha önce cenazeden dolayı gelemedi. Tanju Coşkun. Evet Ali Sultan hocam hoş geldin. Biraz duyguluyuz. Evet. Öyle. Evet biraz duyguluyuz gerçekten. Hakikaten çok acı bir olay. Allah kimseye vermesin. Hiç kimseye de vermesin. Amin. Bütün ulusumuzun 7'den 70'e kadar işte rahmetlik olanların artık mekanları cennet olsun diyoruz. Yakınlarının başı sağ olsun, ulusumuzun başı sağ olsun. Amin. İşte yapılacak bir şey, doğanın kanunu bu. Elimizde fırsat verirse de yaptırmazsak, o da olmayacağına göre. Yani, yapalım, yapılacak her şey burada. Oradaki dostlar, oradaki canlara yardımcı olmak, onları bu kışta, kıyamette yalnız bırakmamak. Kesinlikle. Bu arada hem tabii ki hükümetimiz hem de vatandaşlarımız bu konuyla alakalı çok duygusal davranlar. Her zamanki gibi kenetlendiler sağ olsunlar. Ulusumuzun en güzel özelliği de bu işte zaten. İşte bizim en büyük milli duygularımız böyle günlerde biliyorsunuz. Aynen, böyle oluyor. Esere geçmeden üstadım ben hemen sevgili oğlumuza bir hoş geldin diyeyim. Sevgili Tanju'm hoş geldin anne kurban. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun öncelikle. Beni böyle konuk aldığınız için önceki çok sonsuz teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Daha önce tabii gelecektin ama tabii senin de tekrar başın sağ olsun. O arada bir cenaze ortamınız olmuştu. Olur oğlum insanlık halidir. İnsanın başına her şey gelebiliyor. Evet. Önemli olan böyle günlerde kenetlenmek değil mi üstadım? Tabii canım benim zaten. Peki Ali Sultan. Tekrar hoş geldin üstadım. Buyur. Canım. Bir eser dinleyelim. Ben biraz kendimi toparlayayım çünkü ağlamaya başladım. Ben biliyorum. Şimdi işte anaların daha çok yüreği böyle yanık, bağrı ezik oluyor. Böyle şeyleri söylerken hakikaten ağlıyorlar ki hepimizin içimiz dolu. Hepimiz yaralıyız ama ne yapalım? İşte elden bir şey gelmiyor. Ben seni çok iyi anlıyorum. Ancak bunu çeken bilir, çekmeyen bilmez. Kesinlikle biz kadınlar galiba biraz daha fazla duygularımızı ön plana alıyoruz. Ana işte canım benim. Ana olunca tabii babalar da öyle bütün kardeşler, analar, bacılar ama anam yetirsin, yılan yetirsin demiş. Bu atasözümüz var. Bu durumda yapılacak tek şey dediğim gibi onlara yardımcı olmak, onları elinden tutmak, onları ne bileyim artık az olsa dertlerine derman olmak. Hepimiz ulus olarak vazifemiz yani. Bunu böylece söyleyeyim. Ne diyelim başka yapacağımız şey yok. Tekrar ulusumuzun başı sağ olsun. Başı sağ olsun. Kalanlara şifa diliyoruz. Sağ ol canım. O zaman ben bu güzel bir eser okuyayım. Bu güzelliğe değil de bu yanık olaylarımıza, dert olaylarımıza. Bu acılar bir gün bitecek tabii. İlla ki böyle kalacak değil. Eserin ismi Elbet bu acılar bir gün bitirecek. Ağlama sen gör pek uzun ağlama. Bir gün olur yine güzel günler gelecek. Ağlama sen ciğerparem ağlama. Tabi bunları söylerken çalarken hakikaten insanın titiyor buralarımız titiyor mu ne yapalım? Şey diyeyim, buyur üstad. Thank you.
sende huzurum alama. Bir gün olur güzel günler gelecek, ağlama sen diye varım ağlama. Ağlama sen gör be huzurum alama. Ağlayıp dayıya dimi dağlam. Ağlama sen diye varım ağlayıp dayıya dimi dağlam. Sen gör de huzurum ağlama. Ağlama sen ki yer param ol. Ağlayıp da yiye dilimi ağlama. Ağlama sen gör de huzurum ağlama. Oh burun da yiye dilimi ağlama. Sen gör be huzurum ağlama. Bir gün bu sultanın yüzüne düş. Ağlama sen diye varım ağlama. Öksüz olanları yüzü gülmezmiş. Ağlama sen gör be huzurum ağlama. Ağlama sen ki yer param ağlama. Ağlayıp da giyerimi dağlama. Yüreğine sağlık. Çok teşekkür ederim üstadım ya. Ağlama değil mi? Yo. Tabii ki kah türküler bizi ağlatıyor, kah güldürüyor. Çünkü her zaman türküler bizim yaşam biçimimiz değil mi üstadım? Canım benim işte buna dediğim de üstadım şimdi söylerken yani yüreğimiz kan alıyor hakikaten. Düğümleniyoruz. Buraya bir şeyler oluyor olmaz değil. Buradan çıkarken acı içinde çıktığı için sesimiz de kısılıyor. Olsun sesimiz kısılsa da tabii ama, ki önemli olan... Tabii. Yürekteki o acıları, o sevgiyi taşımak çok, paylaşmak, taşımak çok önemli. Çok güzel bir şey. O açıdan ne diyeyim, tekrar tekrar ulusumuzun başı sağ olsun. Başı sağ olsun. Acil şifalar diliyoruz. Evet,
Tancı Coşkun, hoş geldin güzel oğlum. Oğlum diyorum çünkü genç bir çocuksun. Çok sağ olun. Canımsın ama sesin ve yüreğin çok güzel. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Canlı mı yoksa playback mi? Çünkü albümün yeni biliyorum. Evet, önce playback yapalım. Tamam. Ben ablacığım önce şunu söylemek istiyorum. Tüm Türkiye'nin başı sağ olsun. Ölenlere Allah'tan rahmet, kalanlara da başsağlık diliyoruz. Aynı hocama sonsuz teşekkür ediyorum. Her zaman yanımda oldu, destek verdi. Çok o sağ hepimizin olsun. Yanında. O bizim babamız, Allah abimiz, uzun ömür versin. Kardeşimiz, ailemizden birisi. Var. Çok sağ olsun, var olsun diyorum. Canım bizim şimdi bizim vazifemiz gençlerin elinden tutmak. Şimdi kurban olurum sizin gibi üstadlar. Canım sağ ol güzel bacım. Şimdi müzik kimsenin tek elinde değil ki. Kesinlikle. Yani müzik herkesin. Evrensel bir şey. Artık bizler de yarın bir gün geçip gideceğiz. Biz baki kalmayacağız. Kesinlikle. Ama nasıl bizim usta çıralık gelenenden bir hocalarımız varsa, bir Aşık Veysel gibi çok değerli bir hocam. Ve aynı zamanda böyle ustaların yanında yetiştiğim bir durumum varsa, ben o zaman da beri ahd etmişim böyle gençlere yardımcı olacağımı. Allah razı olsun. Feyiz alarak. Teşekkür ediyoruz. Yapmaya çalışıyoruz. Hangimiz emeğin yok ki? Evet. Ali Sultan abi çok teşekkür ederim üstadım. Sağ olun. Evet, Tancı Coşkun o zaman abla kurban olsun. Şöyle bir kaldıram tamam, çünkü bağlama da çalıyorsun. Teşekkür ediyoruz. Tancı Coşkun'dan güzel bir eser dinleyelim. Ondan sonra konuşalım. Buradan gelebilirsin abla. Tamam. Yıllar önce sorma
olmaz oldu soranların. Yıllar önce, yıllar önce, yıllar önce, yıllar önce. Öldürdün sen bu sultanı. Yıllar önce, yıllar önce, yıllar önce, yıllar önce. Öldürdün sen bu sultanı. Yıllar önce, yıllar önce, yıllar önce, yıllar önce. Kasım Tanju'cum. Ablacığım. Yerine sağlık. Güzel çok oldum. Ediyorum. Maşallah. Güzel de temiz de okumuş. Çok teşekkür ediyorum. Harikasın. Sağ olun. Canlılarda da böyle, sen korkma oğlum. Dilimizin döndüğü kadar, yüreğimizin döndüğü kadar. Eyvallah. Şimdi bazen biliyorsunuz üstadım, stüdyolar artık gelişlerinde. O eski stüdyolar yok. Siz yok. Bizden daha çok eski olduğunuz için o küçük makara bantları rahmetli Ahmet Daymaz bana göstermişti. Bizde dört şey olan playback'lere girmiştik. Dört kanal. Doğru mu? Doğru. Playback doğru. De değil aslında, canlı hücumdu. Canlı hücum kaydı onlar zaten. Tabii canlı hücumdu. Şimdi böyle ama şimdi sistem çok gelişti. İnanılmaz stüdyolar gelişti. Bakıyorsun ki şu kadar bir sesler bu kadar olmuş. Aynen öyle. Ama canlıya geçtiğiniz zaman hiçbir şey yok. Bu nasıl bir sanat, ben de anlamadım. Bu sanat değil ki. Kandırmaca bir şey. Yani. Ama Didi'yle ben kandırmadım. Yok, yok ben senden. Hayır, hayır. Şöyle. Senden şimdi, alakası yok. Espri yaptım ben de. Böyle mesela gençlerimizin efendiliğiyle, kişiliğiyle, karakteriyle, sesiyle, her şeyiyle. Türkü'de zaten böyle bir, olması lazım. Ya, öyle, güzelliği diğer, de diğer, o, yapıldığı zaman. Diğer o popta bir şey bilmem de ama Türkü'de kesinlikle kişilik çok önemli. Olması çok önemli. Aynı zamanda da hakikaten güzel bir ses. Maşallah. Yüreğine sağlık. İlk albüm evet. Değil mi? İnşallah ilk albüm. İkinci bir klibi, bir klibi var zaten. Şimdi bu ikincisini inşallah. Klibini izledim zaten. Artvin'de çekeceğiz buradan, nasip olursa ama yazın. İnşallah hayırlısı ya, olsun. Şimdi üstadım, geçen haftadan kalma bir eserimiz var. Çok istek alıyor. Tabii ki bazen zamanımız olmuyor, yetiştiremiyoruz. Kim bilir diyelim arkadaşlar. Ağladım, inşallah sesim düzgün çıkar diye düşünüyorum. Yok, ama üstadım şey. Bakalım. Özellikle yarım ses daha oktavını okuyoruz. Sinem
kimine yazın kimine kışın. Aribe doğruyum cahiller karışım. Ben kolsuz kanatsız beden siz kuşum. Benim neler çektiğimi kim bilir. Sinem nedir benim derdim dağlarım. Ben yaramı gizli sarar dağlarım. Ben gündüzler güler gece ağlarım. Benim neler çektiğimi kim bilir. Çok teşekkür ediyorum sevgili Aşık Maksudi kardeşimin kalemine sağlık. Sevgili dostlar, tabii ilk yüzünü başladığımızdan dolayı da mesaj ortamlarımızı size anons etmedik. 58 yazıyoruz, bir boşluk bıraktıktan sonra isteklerinizi yazıyorsunuz 3969'a gönderiyorsunuz. Bu arada canlı yayın telefonumuz 0212-571-0058'den de bize alo diyebilirsiniz. Evet üstadım, Ali Sultan. Bu akşam başka neler getirdin, torbada neler var diyelim. Öyle derler ya, yolcudan sorarlar, torbada neler var, ne azık getirdin. Şimdi rahmetli Suat Işıklı vardı, Meci Erzurumlu. Erzurum Radyosu'ndaydı. Sonra İstanbul Radyosu'na geldi. Şimdi rahmetli, Allah rahmet eylesin. Mekanı çok cennet olsun. Cennet olsun. Çok değerli bir güzel insandı. Ben TRT'ye, Batyapya falan gittiğim zaman işte yurttan sesler veyahut da özel band bana diyordu ki orada arkadaşlar, aha güzel dolaşık geldi diyordu bana. Dolaşık. Dolu aşık. Dolaşık. Ha dolaşık, dolaşık. Dolaşık neydi? Hani sağır duymaz uydurmuş üstadım, öyle derler ya. Bu dolaşık nedir diye soruyor. Rahmet Turan İngin de bu dolaşık nedir dedi ya. Suat Hoca dedi. Ya dedi,
Tamam güzel dedi. Çok çok değerli eserler var dedi. Hep aksaklı eserler dedi. ne kadar aksak eser varsa onu getiriyor. Onun için zorlanıyoruz biraz da. Onun için olsun. Dolaştık diyorum. Ama aksak eserleri de herkes okuyamıyor. Okuyamıyor. Onu biliyoruz üstadım. İşte o zaman buyurun. O Bağlan Yolları'nda şeydeydi. Yeni okumuştu onu. Ben okuyayım sen okuyasın. Bunu kadere derdin bildiremedim. Bu akşam kadere derdin bildiremizde. Sen oku çünkü ben de uzun ama bir hayli yoğun üstadım evet. Ya. Tamam. Zaten ölünce mi gelecek sen okuyacaksın. Olur bazen akortlar sıcak ve soğuk arasında değişkenlik yaraşır mı için tabii ki bazen oluyor. Ondan dolayı. Tamam. Özür dilerim. Zaten artık akordun ne olduğunu biliyorlar. Bizim artık açıklamamızı biliyor ki teller bozuluyor. Derdimi bildiremedim ah. Sil yazımı dedim de sildiremedim. Oturdum kaderle de pazarlık ettim. Kadere derdimi bildiremedim. Kadere derdimi bildiremedim ah. Sil yazımı dedim de sildiremedim. Dedi ki yakamı bırakmam artık. Dert şarabından bir yudum aldık. Düşmüyor yakamdan, çaresiz kaldık. Sil, sil yazımı dedim, sildi demedim, sildi demedim. Dedi ki yakamı bırakmam artık. Dert şarabından bir yudum al. Siyahımı dedim kadere sildiremedim. Düş yakamdan dedim düşüremedim.
Ben derdimi kader sana bildiremem. Kaderle derdimi bildiremedim. Ölem ölem. Sil yazımı dedim sildiremedim. Ben derdimi kader sana bildiremem. Şu başımdan sıkma canımı kader. Senelerdir de sülük gibi lendim kanım. Öldürem dedim kader, seni öldüremedim. Mana mana. Öldürem dedim kader, seni öldüremedim. Ben derdimi kader sana bildiremedim. Kaderle derdimi bildiremedim. Ölem ölem. Sil yazımı dedim sildiremedim. Düş yakamdan dedim de düşüremedim. Yüreğine sağlık üstadım ya Allah. Sağ öyle canım. Güzel sözler yazıyorsun ki bazen bizi nerelere götürüyorsun. Sağ ol. Allah... Bu canım müsaade edersen bu türkümüzü, bu daha doğrusu dağımızı Silivri'den değerli dostum, kardeşim Şükrü Teke, bu da Müsva Zaralı kendisi ve yeğenlerim işte Zaralı Harun... Bahtı Karalı Harun Teke ve Davut Teke ve Şükrü. Selam olsun buradan ailesine, güzel dostlarımıza. Tek ailesine gönderelim, göndermiş olalım. Onları sevdiğimize söyleyeyim. Size de çok selamları var. Eyvallah. Tamam aleyküm mı? Selam. Çok teşekkür ediyoruz. Saygılar olsun. Buradan sevgiler, selamlar diyorum. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Sevgili Şükür Tekin'e. Evet sevgili Tanju. Evet ablacığım. Genç kardeşim. Yolun başındasın. Allah yolunu bahtını açık etsin. Aynen, teşekkür ederim. Peki bize canlı ne okuyacaksın ablacığım? Şöyle bir eski libas yapalım diyorum. Tamam. Evet Tanju Coşkun. Yepyeni bir ses, yepyeni bir yorum. Allah yolunu açık etsin. Şey. Ses. Biraz önce ayaküstü görüştük. Sevgili Aynur'umuza çok teşekkür ediyoruz. Ufak top bir şeyler getirmiş. Biraz sonra konuşuruz onunla da canlı yayında. Zaten sağ olsun Tanju yalnız bırakmıyor. Eyvallah. Şimdi o kadar güzellik, bu kadar iyi olması gerekiyor yani. Ki, sağ olsun. Onu da tebrik ediyorum. Sağ olsunlar. Onlara da hoş geldin diyelim. Teşekkür ediyoruz. Damadı da burada, kız da burada. Maşallah küçük, maşallah. Küçük. Herkes burada. Benim ufaklık da burada. Ama annem de burada bu arada. Annemin de ellerinden öpüyorum. O da bu akşam bizi yalnız bırakmadı. Anneyle selamlaştık evet, zaten. Evet buyurun oğlum. Hadi buyurun. Evet. Ablacığım ben de kısa bir şey konuşmak istiyorum. Tabii buyurun. Benim menajerim Aynur Altın'a sonsuz teşekkür ediyorum. İyi günümde, kötü günümde hep beraber oldu. Allah kendisine razı olsun. Eşine de buradan selamlarımı söylüyorum. Kız da burada, damat da burada. Selamlarımız. İşte önemli olan iyi ve kötü günde dost olmak. Her zaman ben de yanındayım. Çok sağ olsun, var olsun diyorum. Eyvallah. Bütün teşekkür ederim. Aynur'un da bu arada bir ay önce babası vefat etti. Öyle mi? O yönde gelemediler zaten. Tanju'nun da annesi bir ameliyat oldu. Mekanı cennet olsun. Nerede Allah rahmet eylesin diyoruz. Tanju annesine de geçmiş olsun. Selamlar. Thank you.
Gözüm şimdi nerelerdesin? Ah, yerini kimseler dolduramıyor. Dünyanın güzeli benim olsa da soysuz, çirkin, yerini kimseler dolduramıyor. Ay da beni eller kandıramıyor, oy oy oy. Dünyayı bana verseler de soysuz, çirkin, yerini kimseler dolduramıyor. Ay da beni eller kandıramıyor, oy oy oy. Dünyayı hep bana verseler de soysuz, çirkin, yerini kimseler dolduramıyor. Ay da beni eller kandıramıyor, oy oy bükülmezmiş.
taşa tohum ekilmez imiş, ekilmez imiş, ekilmez imiş, ekilmez imiş. Meğer taşa tohum ekilmez imiş, ekilmez imiş, ekilmez imiş, ekilmez imiş. Meğer taşa tohum ekilmez imiş, ekilmez imiş, ekilmez imiş, ekilmez imiş. Yüreğine çok sağlık, sağ harikasın Tanju'cum. Çok teşekkür ederim ona, çok sağ olun. Size vallahi teşekkür ediyorum bana da eşlik ettiğiniz için. Şimdi oğlum akort bana ters işte, arada böyle bir oktavların pesini okuyamıyorum. Oktavını çıkıyorum, dik geliyor. Tabii kolay değil. Çok sağ olun. Evet. Teşekkür ediyorum. Peki kısa bir aradan sonra, yani reklamlardan sonra biz buradayız. Sakın bir yere ayrılmayın efendim. Evet sevgili izleyiciler, herkese tekrar iyi akşamlar dileyelim. Bugün iki tane kampanyadan, iki projeden bahsedeceğiz. Öncesinde E5 kenarında Lüleburgaz ve Baba Eski'nin ortasında D100 karayolunun hemen dibinde E5'e paralel olan 250 metrekare yerlerimizden bahsedeceğiz sizlere. Biliyorsunuz Vizyon Arsa Ofisi olarak 2020 yılı hedefimizde herkesin elinde tapulu bir yeri olsun ve küçük birikimlerini gelecekte büyük kazançlara nasıl çevirirler diye araştırmalarımızı yapıp yeni yeni projelerle size geliyoruz. Bugünkü kampanyamız, bugünkü projemiz çok güzel. İki projeden bahsedeceğimizden bahsettik. Lüleburgaz ve Baba Eski'nin tam ortasında, zaten ekranlarınızın karşısında görüyorsunuz. 250 metrekare yerlerimiz 27.900 TL. Tabii 27.900 TL diyoruz ama yarısı peşin, yarısını da vadeli alabiliyorsunuz. Evet, bugünkü sürprizimiz de bu sevgili izleyiciler. Yarısını peşin, yarısını vadeli alabiliyorsunuz. Birazcık size oraların nasıl geliştiğinden bahsetmek istiyorum. İstanbul'a yaklaşık 1 saat 20 dakikalık bir mesafeden bahsediyoruz. Ve oraya yapılacak projeleri size sürekli anlatıyoruz. Bir kere havalimanı projesi var. Hızlı tren projesi var. Ve bunun dışında da gerçekleştirilecek birçok proje. Ama ilk hayata geçecek iki projeden bahsediyoruz. Evet, bir şey soracağım Sevgi Hanım. Bu taksitlendirme vade dediniz değil mi? Evet. Ne kadar? Şöyle yapacağız. Yarısını peşin, yarısını vadeli yapacağız. Bu arada sevgili izleyiciler, ödeme koşullarını sizin ödeme şeklinize göre belirleyeceğiz ama bizim hedeflediğimiz 15 aylık bir zaman dilimi. Çok güzel. Süper. Tabii bu durum sizin o anki bütçenize göre de değişebilir. Çok fazla oynamayabiliriz ama elimizden gelenin en fazlasını yapacağımızı bilebilirsiniz. Anlayabiliyorsunuz zaten. Bizler sizlerin yanınızda küçük rakamlarla sizin büyük kazançlar elde etmeniz için küçük kar marjlarıyla sizlerle birlikte oluyoruz. Bu arada sevgili izleyiciler, E5'in kenarından çok fazla yer denk getiremezsiniz. Hele oralar sanayileşme bakımından çok hızlı gelişen yerler olduğu için, özellikle Trakya sanayileşme noktasında çok hızlı bir gelişim sergilemeye başladı. Ve bu gelişimi sergilerken de şu an yapacağınız ve alacağınız, yapacağınız yatırım size gelecekte çok ciddi kazançlar getirecek. Evet, şu anki artık projemiz 27.900 TL. Yarısı peşin, yarısı da vadeli. 0212-909-0299 0532-171-1058 numaralı telefonumuza bir çağrı bırakmanız yeterli. Her zaman size söylediğim gibi sevgili izleyiciler, almak zorunda değil ama mutlaka konumunu görmeniz gerekiyor. Zaten ekranda konumu görüyorsunuz. Bir de yakından gördüğünüzde ne demek istediğimizi gayet iyi anlayacaksınız. Evet, 27.900 TL dedik. Yarısı peşin dedik. Araç takası da mümkün. Sevgi abla, onu diyecektim ben de ya. Araç. Evet. Takas oluyor değil mi? Tabii ki araç takası da mümkün. Bu arada yani, sevgili izleyiciler. Özür dilerim, modeli falan
fark ediyor mu kaç model olduğu falan şöyle? Ya modeliyle modelinden çok hareket halinde olması. Ya olur ya ki modelini yani, sorarsın, düşün alırsın, pahalı alırsın yani. Ya modeli de fiyatını belirleyecektir zaten. Evet, bu noktada bizler sizlere araç takası imkanı veriyoruz. Şu an vade imkanı da yaratıyoruz. Bu noktada sizlerin yapması gereken 0212 909 02 99 0532 171 1058. Tabii ki bu projemiz, bu kampanyamız çok uzun vadeli olmayacak. Bu yüzden de elinizi çabuk tutun. Ocak ayında size çok farklı sürprizlerle geldik. Belki Şubat'ta çok daha farklı sürprizlerle geleceğiz. Ama Kırklareli ve Baba Eski'nin orta yerinde olan D100 karayoluna paralel 250 metrekare yatırımlık yerlerimiz şu an fiyat olarak 27.900 TL. Yarısını peşin, yarısını vadeli şekilde ödeyebiliyorsunuz. Araç takası da mümkün. Vadeyi biraz daha açar mısın? Yani vade kaç ay gibi taksitlerle? Sonra ben bir tane vereceğim şimdi. Hatta iki tane vereceğiz biz şimdi Gül Hanım'a. Büyük ihtimalle ödeme koşullarını ona göre belirleyeceğiz. Halkımız da yani halkımızda kaç ay olduğunu bilsinler diye. Yani işte minimum yani maksimum şu an 15 aylık bir taksit planı düşünüyoruz. Ama bu noktada sevgili izleyiciler, elimizden geldiği şekilde sizlere yardımcı olmak için biz buradayız. Ama öncelikli olarak sizin gidip yeri görmeniz gerekiyor. Yeri görebilmeniz için de bizlere ulaşmanız gerekiyor. Bir telefon kadar yakınınızdayız diyorum. 0212 909 0299 0532 171 1058 numaralı telefona bir çağrı bırakmanız yeterli. Şimdi Vizyon Arsa Ofisi güvenle kazancın adresi dedik. Nasıl güven kazanılır? Güven zamanla kazanılır. Güven yaptığınız işle, var olduğunuz noktada ve sürekli olduğunuz yerle kazanılır. Kazanç nasıl elde edilir? Bizler sizlere yatırım yapabileceğiniz, kendi geleceğiniz için alım yapabileceğiniz yerleri sizlere veriyoruz. Ve sizler kazandıkça sizler bizlere dönüşler sağlıyorsunuz. İşte yatırım, güven ve kazanç bu şekilde sağlanıyor. Bu noktada dediğim gibi küçük birikimlerinizi büyük kazançlara çevirebilme şansınız artık hani kısa süre olacağı için çok fazla bir zamanınız yok sevgili izleyiciler. 27.900 TL'yi ikiye bölüyoruz. Yarısını peşin ödüyorsunuz, yarısını vadeli, araç takası da mümkün. Şimdi ikinci kampanyamız. Evet, imarlı yerlerimizden bahsedelim şimdi de sizlere. Lüleburgaz'ın Tatar köyünde 250 metrekare imarlı arsalarımızdan bahsedelim. Burası da şehir merkezine 5 dakika mesafede ve fabrikaların olduğu yere yaklaşık 2-3 dakikalık bir mesafede köyün girişinde. Yani yatırımınızı yaptığınızda imarlı yer istiyorum ben. Biraz daha yatırımdan çok işte aldığımda konteynerimi koyabileceğim, çevreleyebileceğim bir yer istiyorum diyorsanız da burası sizin için muhteşem, ideal bir yer. Evet, şu an sevgili izleyiciler, buradaki kampanyamızda ne kadar? 34.900 TL. Bunda da yarısını peşin ödüyorsunuz, geri kalanını taksitlendiriyoruz. Araç takası da mümkün. Şimdi ben size birazcık Lüleburgaz'ın Tatar köyüne neden yatırım yapmanız gerektiğinden biraz bahsedeceğim. Bir kere hızlı tren güzergahında olması. İkincisi kazancınızın, aha bu arada şunu da hatırlatmakta fayda var. Bizim size vermiş olduğumuz, bizim sizin için belirlemiş olduğumuz fiyatlar piyasada rayiç bedellerinin çok altında. Yani alırken de kazanıyorsunuz. Bunun dışında da Lüleburgaz Doğu Trakya'nın tam orta yerinde bir yerleşim yeri. Sanayileşmenin etrafında olan bir yerde ve Avrupa'yı ülkemize bağlayan otoyoluna çok yakın bir yerde. Yani bunun anlamı şu. Zaten Tatarköy Lüleburgaz'ın ilk köyü. Orada ilk gidip gördüğünüzde tabii bizlere 0212 909 0299 0532 171 1058 numaralı telefondan ulaştığınızda siz gidip görmek kararı verdiğinizde şunu göreceksiniz. Danone'nin fabrikasına yaklaşık 2-3 dakika mesafe, şehir merkezine yaklaşık 5 dakika mesafe, şehrin girişinde ki bir köy, ilk köyü zaten. Hani kazanç elde etmek istiyorum diyorsanız, ben imarlı yer istiyorum diyorsanız, bu noktada da Vizyon Arsa Ofisi sizlere çok güzel bir fırsatı daha sunmuş bulunmakta. Evet sevgili izleyiciler, bizler sizlerin kazanç sağlayabilmesi için ekranlarınızın karşısındayız. Siz de küçük birikimlerinizi kazanca çevirebilmek için gidip öncesinde yeri görebilmek, yeri gördükten sonra kanaat ettikten sonra satın almaya karar verdiğinizde de zaten siz nasıl bir güven kazandık, biz sizin güveninizi nasıl kazandık? Sizinle tapu dairesine gidiyoruz, tapunuzu elinize aldıktan sonra da paranızı ödüyorsunuz. Burada da tabii ki araç takası mümkün. Aslında Vizyon Arsa Ofisi sizlere çok farklı
projelerle, çok farklı kampanyalarla karşınızda olmaya devam edeceğiz. Ama şu an bu iki kampanya çok kısa süreliğine, çok kısa ama çok kısa bir süre, çok kısa bir süre sizinle birlikte olacak. Siz kazanç elde etmek istiyorum diyorsanız, imarlı yerlerimiz şu an 34.900 TL, yarısı peşin, yarısı taksit, araç takası da mümkün. Ve bunun dışında da sevgili izleyiciler, bunun araç takasından bahsederken de piyasa raiç bedelinin üstünde alıyoruz. Biz sizin alırken kazanmanızı istiyoruz. Her şey alınırken kazanılır. Üretilemeyen tek şey toprak. Değeri hızla artan şey de toprak. Bu yüzden de Vizyon Arsa Ofisi sizin altın değerinde kazanç elde etmeniz için bu iki güzel projeyi sizlerin ekranlarınızın karşısına getirdi. Zaten ekranda gördüğünüz görüntüler benim size ne anlatmak istediğimi çok daha net gösterecektir. Ama sizlerin mutlaka gidip görmeniz, alma konusunda da gidip gördükten sonra karar vermenizi tavsiye ediyorum. Ve 0212 909 02 99 0532 171 1058 numaralı telefonumuza bir çağrı kadar yakınız. Bir tuş kadar size yakınız. Tuşladıktan sonra çağrı merkezindeki arkadaşlarımız size dönüş yapacaklar. Ve sizinle bir gün belirleyerek sizlerle birlikte görmek istediğiniz yerlere gideceğiz. Zaten ne demek istediğimizi orada daha iyi anlayacaksınız. Tabii ki birebir gidip görmek farklı bir şey. Kesinlikle. Biz görüntüleri olduğu gibi veriyoruz. Hatta gidip görenler de şunu söylüyor. Ya daha fazlası var. Neden anlatmıyorsunuz? Siz gelin görün. Daha da güzelini göreceksiniz yani zaten. Yani tabii ki bizler de burada ekranlarda zaten gördüğünüz kadar. Ama oraya gittiği zaman olaylar daha bir farklı bakış açısına giriyor. Muazzam yerler seçim olarak. Geleceğe yatırım yaparken de kısa vadede kazanç elde edebileceğiniz yerler. Kısa vade dediğimde 3 ay 5 aylık bir süre değil. Tabii ki yatırım yapan, bu noktada yatırım yapmayı düşünen izleyicilerimiz zaten bilirler. Toprak bir anda size kazandırır. Ama benim size bahsettiğim yerler yatırımları yapılmış, geleceğe yönelik projelere hazırlanmış ve sizlerin kazanç elde etmenizi sağlayacak noktalarda. Benim size tek tavsiyem şu. Almak zorunda değilsiniz ama gidip görmek zorundasınız. İstanbul'u ortalama 1 saat 15, 1 saat 20 dakikalık bir mesafeden bahsediyoruz. Kaldı ki İstanbul'un keşmekeşinden artık herkes bir yerlere kaçmıştır. Çalışıyor. Biz nasıl yapacağız? Tabii ki Trakya gelişim noktasında çok hızlı ilerleyen ve geleceğe yönelik yapılan yatırımlar, havalimanı projesi, hızlı tren projesi gibi projelerin olduğu yerlerde sizlere yerlerimizi sunduk. Sizin yapmanız gereken şey 0212 909 0299 0532 171 1058. Geleceğiniz bu tuşların arkasında olabilir. Bu tuşları arayın. Ondan sonrasında geleceğinize iyi bir adım atın. Şimdi kaçırılmaz bir fırsatlar tabii ki. Hem evet. Yarısı peşin, yarısı taksit. Yani bunları değerlendirin bence. Evet, teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere. İyi biz akşamlar. Teşekkür ediyoruz. İyi yayınlar. Bir ben
burcu burcu tüter burnumda. Hasret içimi ah yakar nazlı. Sılan burcu burcu tüter burnumda. Hasret içimi of yakar nazlı. Peşime dizim tutmaz gidemiyorum işime. Sanki yüz yaşına ah geldik nazlı. Tutmaz gidemiyorum işime. Sanki yüz yaşına ah geldik nazlı. Bugün ben şahımı gördüm vay vay. Bugün ben şahımı gördüm vay vay. Bir elimde zülfikar var vay vay. Dane dane dökülüyor dillerinde kehri var var. Aman 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 aman. Dane dane dökülüyor dillerinde kehri var var. Aman 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 aman. Gitme vay vay. Gel ey gönül yanlış gitme vay vay. Varıp canımı incitme vay vay. Acelerden bin zarar var. Aman 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 aman. Bu yoldan acele etme. Acelerden bin
zarar var. Aman aman, aman aman. Gerçeğim dedim vay vay. Mahsuni gerçeğim dedim vay vay. Ecelden içeyim dedim vay. Allah mekanı cennet olsun sevgili Mahsuni Baba'nın. Sevgili Ali abicim, biliyorsunuz bizim programda her hafta kadim dostumuz sevgili Mustafa Köse abimiz ikişer tane üçer tane şiirimiz okuyor. Mustafa abicim hoş geldin. Hoş bulduk ablacığım, hoş bulduk. Kadim dostumuz, yol arkadaşımız her zamanki gibi. Şimdi önce mesajlarımıza bir bakalım üstadım, ondan sonra türkülerimizi, şiirlerimizi, deyişlerimizi, uzun havalarımızı okuyalım. Evet Kaan'ım. Neler geldi bir bakalım. İyi yayınlar. Ben Artvin'den. Tanju'nun babası Zeki Coşkun. Oğlumla gurur duyuyoruz ailesi olarak. Onun yanındayız. Ali Sultan hocamıza saygılar, sevgiler demişler. Selam olsun. Ellerinden öpüyoruz. Kaç yaşında bilmiyoruz ama. Ha, benden büyükmüş. İyi, isabet oldu. Türkiye Ana'dan bir uzun hava istiyoruz. Erzurum Koçak ailesi demişler. Erzurum'a selam olsun inşallah. Bir tane okuduk, bir tane de okuyacağız zaten. İyi akşamlar Türkiye Ana, saygılar sunuyorum. Ben Sivas'tan Mustafa Durna. Seher vakti çaldım. Yarın kapısını türküsünü istiyorum. Söylerseniz mutlu olurum. Teşekkürler. Zaman yeterse İyi inşallah okuyacağız. Demişler. Böyle tekrar okumaya çalışıyoruz. Geçen hafta yetmeyen, zamanımızın yetmediği eserleri okuduk sevgili dostlar. Okumaya da çalışıyoruz. Yeterse zamanımız okuyacağız söz. İyi yayınlar, ben Sivas'tan Ercan Akbulut, sizden Kadir'e derdimi bildiremedim, türküsünü istiyorum demişler. Sevgili Ali, hayırlı akşamlar. Ali Sultan üstadımız okudu bu akşam. Ben bir haftaya okuyayım olmaz mı? Çok teşekkür ediyorum, saygılar olsun. Artvin'den Güven Mobilya ailesi olarak sizi kutluyoruz. Artvinli sanatçı Tanju Coşkun'dan güzel bir türküyü Artvin'e armağan etmesini istiyoruz. Uğur Artvin'e Güven. Selam olsun. Maşallahım var bu akşam. Hadi gelsin. Kayseri'den Semra, Tanju'dan Suzan Suzi'yi istiyorum demişler. İyi yayınlar. Kayseri'den Tuğba Gürten, Tanju Coşkun'dan Yürüyorum Dikenlerin Üstünde türküsünü rica ediyorum demişler. Maşallah. Hadi Tanju'cum. İyi yayınlar. Neresi? Ankara'dan Semiha Keskin, Tanju'dan Niye Çattın Kaşlarını rica ediyoruz demişler. İyi akşamlar, hayırlı programlar. Türkan'a sizden Uzun Hava ve Mustafa Köse'den şiir istiyoruz. Ben Kayseri'den Muharrem demişler. Kayseri'ye selam olsun. Mustafa abi geldi. Selam şiirlerine olsun, devam Kayseri'ye. Edecek bu akşam gene. Uzun havalar da elimizden geldik acaba, dilimizin döndüğü kadarını okuyacağız inşallah. İyi yayınlar, Ankara'dan Semiha Keskin, Tanju'dan Niye Çattın Kaşlarını, ikinci mesaj gelmiş. Demek ki bu eseri güzel okuyorsun Tanju'cum, öyle mi? O zaman dinleyeceğiz biraz sonra. Şimdilik bu kadar. Ama önce Mustafa abiden güzel bir şiir dinleyelim. Ondan sonra programımıza tüm hızıyla kaldığımız yerden devam edeceğiz. Biliyorsunuz ki işte bugünlerde ülkemizdeki olan bir acıdan dolayı hepimiz... Yaralıyız, evet. Üzgünüz. Elazığ'daki ve Malatya'daki depremden dolayı ölen vatandaşlarımıza Allah'tan gani gani rahmet diliyoruz. Yaralılarına ve hastanede yatmakta olanlara da acil şifalar niyaz ediyoruz Rabbim'den. Ona şöyle kısaca bir dörtlük bir şey yapayım. Şöylece tamamlamış olayım şeyimi. Tamam.
doğudan batıya vatan bizimdir. Herkesin çektiği acı özümdür. Nerede acı varsa bağrımdaki közümdür. Al bayrak altında yaşayan fert, fertlere ayırmamak namus sözümdür. Eyvallah, eyvallah. Sağ ol. Tamam, şimdi normal şehrimize geçelim inşallah. Fon müziğimiz gelsin bu arada. Sevgili dostlar, 58 yazıyorsunuz bir boşluk bıraktıktan sonra. Mesajlarınızı yazıp 3969'a gönderiyorsunuz. Bizler de burada sizlerin o güzel eserlerinizi elimizden geldiği kadar nefeslendirmeye çalışacağız. Evet, buyurun. Sevgili dostlar, bu arada 0212-575-058'den de bize alo diyebilirsiniz. Ama bence en çok mesajları yüklenin, daha sağlıklı olur. Çünkü bazen telefonlarımız kilitleniyor. Kilitlendiği zaman da içeri alamıyoruz. Dolayısıyla hep bütün bizi arayan dostlarımızdan ben gerçekten çok özür diliyorum. Ne yazık ki böyle şanssızlıklar yaşanıyor değil mi üstadım? Tabii. Neler çektim, neler çektim kör cahilin elinden. Görgüsüz de utanmazım dilinden. Yaz gününde yağan yağmur serinden. Neler çektim neler, gel de bana sor. Gel de bana sor. Vefasızsa, vefasızsa dinmez gözünün yaşı. Gelir, gelir seni bulur feleğin taşı. Bal olsa da yeme namerdin aşı. Neler çektin neler, neler. Gel de bana sor, gel de bana sor. Vefası olmayan kardeş bacıdan, tarifi belirsiz çektiğim acıdan, yüreğimde tükenmeyen sancıdan, neler çektim neler neler, gel de bana sor, gel de bana sor. Ozan Mustafa'yım, yazar çizerim. Vefasızdan naçar kaldım bezerim. Terk ettim, terk ettim sılamı gurbet, gurbet gezerim. Neler çektim, neler çektim neler. Gel de bana sor, gel de bana sor, bana sor. Bu sözler kolay yazılmıyor değil mi Ali Sultan Hocam? Mikrofonunu yaklaştır hocam. Yakan mikrofonumuz yok biliyorsun. Aa, kurban olayım. Kurban alıştık onlara. Yani. Yani yakan mikrofon olsa dediğin doğru da konuştuğun zaman insanlar duymuyor biliyorsunuz televizyondan. Bilmem alıştık ve cüp cübür oluyor. Neyse artık alışacağız, ne yapalım. Tabii bu şöyle
öz ağlamazsa göz ağlamaz. Kesinlikle. Özden gelmezse söylemek zaten imkansız, mümkün değil. Öz ağlıyor ki göz ağlıyor, değil mi? Öyledir tabii, özün ağlaması gözünden yaş gelmez ki. Aynen doğru. İlke onu... Peki üstadım, ne dinliyoruz? Neler var bu akşam tekrar? Ya kurban çok... Her seferinde bize bir sürpriz yapıyorsun da. Yaparım, yine yaparım. Şimdi Ali hocamı ben yıllardır tanıdığım için, ben tabii gençliğinden beri tanıyorum. O zaman ben de küçüktüm, böyle minik, deli bir kız. kara bir kız. Öyle bir şeydi. Küçük. Şimdi Aşık abi diyor ki, bacı diyor, sen ha bu kadar dal gibi bir kızsın. Rahmetli Masum Baba, orada ben Çorum'a bir konsere gitmiştik üstadım. Bir rüzgar esiyor. Zaten o zaman ben de zayıfım. Masum Baba oradan bağırıyor. Ya çocuklar diyor, şu kızı tutun rüzgar uçuracak. Öyleydi ya. Ama tabii şimdi artık kül aldım. Böyle bir ortama geldim. Nerede?
Harika bir eser ya. Ya işte yazıyorlar kardeşim. Yazarların çizerlerin ozanların arasında kaldık. Ben neydim şimdi? Vallahi billahi. Şimdi tabii ki Tanju daha çok yolun başında. Sevgili Tanju'ya evet, başarılar diliyoruz. Teşekkür ediyorum, çok sağ olun. Oğlum ümit ederim ki inşallah sen de bizim yaşlarımıza gelirsin bu kuşakta. İnşallah. Ve seni de dinleyicilerin çok 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 yoğun olsun inşallah. Teşekkür ederim. Başarılar diliyorum. Çok sağ olun. İstek eserlerim vardı. Hangisini okuyacaksın şimdi annem? Şimdi bir yürüyorum dikenlerin üstünde herhalde ya. Tamam, olur. Evet. İnşallah tabii ki. Allah. Ustam ses alabilir misin? Mikrofonu hep unutuyoruz. Sağ olun, biliyorum. Şimdi Tanju Allah izniyle. Hakikaten. Dinle beni. Evet, Tanju Allah'ın izniyle bir şey dedi Üstad orada. Şöyle, her zaman Çiçlikli Efendi, tamam mı? Böyle büyüğünü, küçüğünü sayan, bilen kişiler hep yol almıştır. Kesinlikle. Sen de biliyorsun, hep biliyoruz. Ama
şımarık, insanlara tepeden bakan, tamam mı? Daha henüz sanatın A'sını bilmeden, B'sini bilmeden. Zaten kalıcı olmuyorlar üstadım. Hayır, onu diyeceğim canım benim. Şimdi bir de bakıyorsun, ya nerede bu adamlar diyorsun, ortada yok. Olamazlar. Ama neyse, gönül ister ki canım hep böyle güzelliklerle çocuklar yürüsünlersinler ama bizim arzumuz o. Ama böyle değil. Öyle olunca sanat da çürüyüp gidiyor. Tamam mı? Toplum da bir şey anlamıyor. Ama bizlerin, sizlerin vazifemiz de böyle gençleri, çocukları yetiştirip ortaya getirip kesinlikle böyle şey yapmalar lazım. Bizim de görevimiz ekrana çıkarıp tabii. güzellikleri dostlarımıza bizi dinleyen insanlara göstermek. Aynen öyle. Evet. Sevgili Tanju. Tanju Coşkun. Evet hocam. Hadi bakalım. Tabii canlı okuyacak. Ya deli diyorum bazen. Karanlık bir gece yol görünmüyor. Yürüyorum dikenlerin üstünde. Karaçalı bana üstümde. Yürüyorum dikenlerin üstümde yaralıyam, üstümde yaralıyam, üstümde. Güneşerken doğup şafak sökmüyor. Gökteki bulutu söküp atmıyor. Ay karanlık bize ışık tutmuyor. Yürüyorum dikenlerin üstünde yaralıyam, üstünde yaralıyam, üstünde yaralıyam, üstünde. Yürüyorum dikenlerin üstünde yaralıyam, üstünde. Yaralıyam.
çok yakınım belki Irak'ım. Yaralandı parça parça sevgili Tanju. Ali hocam da teşekkür ediyorum. Şimdi bende akortlar ters olduğu için bazen bağırıyorum, bazen pes kalıyor. İdare etmeye çalışıyorum arkadaşlar. Ağzınıza kurban olayım ya. Güzel oluyor. Bu arada türkümüz bize, tümümüzle herkese armağan ediyoruz. Saygı armağan olsun. Bizi kimler nerede izliyorlarsa Tanju Coşkun'un armağanı olsun. Evet Kaan'ım, hemen bir mesajlarımıza tekrar bakalım. Bu arada küçük misafirimiz var böyle, icik bicik stüdyomuzda. Daha çocuk olduğu için tabii, o canlı yayın malını yayın takmaz. Çocukları bilirsiniz. Böyle koşa koşa yürürler. Diyor ki ben diyor seni tanıyorum, sen güzel bir kızsın diyor. Küçük ama daha iyi, yeni yeni konuşuyor. Çok yaman maşallah. İyi akşamlar, ben Artvin'den Fatih Coşkun. Amcam Tanju Coşkun'un başarılarının devamını diler. Ali Sultan hocama ve Aynur Altun'a saygılarımı sunarım demişler. Selamlar olsun, maşallah bugün öndeyiz. Yaşar Altun Artvin'den iyi yayınlar. Ali Sultan'a selamlar, Tanju'dan çarşambayı sel aldı rica ediyorum demişler. Harika. İyi yayınlar, ben Artvin'den Tanju'nun yengesi Kezban Coşkun. Başarılarının devamını dilerim Ali Sultan hocam ve Aynur Altun'a teşekkür eder, saygılarımı sunarım demişler. Selam olsun Artvin'imize. Vallahi maşallah öndeyiz bu akşam. İyi yayınlar, ben Artvin'den Tanju'nun abisi Murat Coşkun. Başarılarının devamını dilerim Ali Sultan hocam ve Aynur Altun'a teşekkür eder, saygılarımı sunarım demişler. Biz teşekkür ediyoruz.
İyi yayınlar, iyi akşamlar. Ben Mustafa Köse'nin eşiyim, torunu Suna Sare. Kendisinden güzel bir şiir istiyorum. Demiş yengem ki, selamlar olsun. İyi akşamlar, ben Tanju'nun annesi. Oğlumdan Açma Yaram adlı türküyü rica ediyorum. Ali Sultan'a saygılarımı sunar. Tabii anneler biliyor çocuklar ne okuduğunu değil mi? Selam olsun anneciğine. Onları seviyorum. Geçmiş olsun diyelim. İşte ameliyat olmuştum. Ha, geçmiş olsun bu arada. Sevgilerimizi gönderelim. Şimdilik bu kadar. Evet, yani zaten anne baba nerede olursa olsun çocukların tırnaklarının ucuna bir ortam geldiği zaman üzülür ama demek ki bu eseri güzel okuyorsun. Efendim bu arada alo. Alo. İyi akşamlar, buyurun efendim. Hayırlı akşamlar dilerim efendim. Efendim buyurun, kiminle görüşüyoruz, nereden arıyoruz? Saygılar. Alo. Saygı bizden efendim, buyurun yayındasınız. Nereden arıyoruz, kimden görüşüyoruz? Hayırlı akşamlar, Numan Para Deniz'den arıyorum. Merhabalar efendim, nasılsınız? Teşekkürler ederim, başarılar dilerim. Allah sizlere uzun ömürler versin. Amin cümlemize. Biraz üzgünüz tabii biliyorsunuz büyük depremden dolayı ama... Ya zaten bütün dertlerim o ağlayacağım geliyorum. Evet ama... Yani şu Ali Bubu'dan bir damardan güzel bir türkü rica edeceğim. Kimden efendim? Mümkünse. Kimden istiyorsunuz türkünüzü? Ali Sultan Bey kardeşimden. Tamam. Tamam canım. Bir güzel yani mümkünse damardan bir tane dinleyeyim. Yani yaralıyız biliyorum. Dertlerimiz çok. Tamam. Ben evet. Allah tekrarını güzel, vermesin inşallah. Tamam, güzel bir türkü göndereceğim. İnşallah. Kaderim öyle güzel. Hamacı keder vermesin. Sizlere de başarılar amin, diliyorum. Amin. Amin. Çok teşekkür ederim. Saygılar sunuyoruz programımıza katıldığınız için. Saygılar bizden. Allah'a emanet olun hepinizle. Eyvallah. Sağ çok teşekkür ederim. Teşekkürler. Sağ olun. Şimdi üstadım. Allah nasip ederse bu eseri ben okuyacağım inşallah. Tabii. İzin verdin her zamanki gibi. Aynen. Ölünce mi geleceksin? He canım. Oh. Altyapılar şu an hazırlanıyor. Bakalım biz nasıl okuyacağız? Ben okuyacağım. Ya biz okuruz inşallah. Tabii hocamın yazdığı eserleri Dilber Erdoğan okumaz mı? Duy sesimi, duy vefasız. Duy sesimi, duy vefasız. Ölünce mi geleceksin? Günler, aylar, yıllar geçti. Ölünce mi geleceksin? Günler, aylar, yıllar geçti. Ölünce mi geleceksin? Ölünce mi içerimi sardı. Söz verdik aklımız vardı. Ölünce mi geleceğiz? Söz verdin aklımız vardı. Ölünce mi geleceksin? Ölünce mi geleceksin? Senin
boş bir günü ölünce mi geleceğiz? Yok mu senin boş bir günü ölünce mi geleceksin? Ölünce mi geleceğiz? Çok teşekkür ederim. Şimdi üstad yazmış ama fena yazmış. Şimdi beni etkilen eserleri ben yürekten okuyorum biliyorsun üstadım. Şimdi bunu da reklamlardan sonra anlatalım hocam, olur mu? Kısa bir aradan sonra biz buradayız efendim. Evet sevgili izleyiciler, herkese tekrar iyi akşamlar dileyelim. Bugün iki tane kampanyadan, iki projeden bahsedeceğiz. Öncesinde E5 kenarında Lüleburgaz ve Babaeski'nin ortasında D100 karayolunun hemen dibinde E5'e paralel olan 250 metrekare yerlerimizden bahsedeceğiz sizlere. Biliyorsunuz Vizyon Arsa Ofisi olarak 2020 yılı hedefimizde herkesin elinde tapulu bir yeri olsun ve küçük birikimlerini gelecekte büyük kazançlara nasıl çevirirler diye araştırmalarımızı yapıp yeni yeni projelerle size geliyoruz. Bugünkü kampanyamız, bugünkü projemiz çok güzel. İki projeden bahsedeceğimizden bahsettik. Lüleburgaz ve Babaeski'nin tam ortasında, zaten ekranlarınızın karşısında görüyorsunuz. 250 metrekare yerlerimiz 27.900 TL. Tabii 27.900 TL diyoruz ama yarısı peşin, yarısını da vadeli alabiliyorsunuz. Evet, bugünkü sürprizimiz de bu sevgili izleyiciler. Yarısını peşin, yarısını vadeli alabiliyorsunuz. Birazcık size oraların nasıl geliştiğinden bahsetmek istiyorum. İstanbul'a yaklaşık 1 saat 20 dakikalık bir mesafeden bahsediyoruz. Ve oraya yapılacak projeleri size sürekli anlatıyoruz. Bir kere havalimanı projesi var. Hızlı tren projesi var. Ve bunun dışında da gerçekleştirilecek birçok proje ama ilk hayata geçecek iki projeden bahsediyoruz. Evet, bir şey soracağım Sevgi Hanım. Bu taksitlendirme vade dediniz değil mi? Evet. Ne kadar? Şöyle yapacağız. Yarısını peşin, yarısını vadeli yapacağız. Bu arada sevgili izleyiciler, ödeme koşullarını sizin ödeme şeklinize göre belirleyeceğiz ama bizim hedeflediğimiz 15 aylık bir zaman dilimi. Çok güzel. Süper. Tabii bu durum sizin o anki bütçenize göre de değişebilir. Çok fazla oynamayabiliriz ama elimizden gelenin en fazlasını yapacağımızı bilebilirsiniz. Anlayabiliyorsunuz zaten. Bizler sizlerin yanınızda küçük rakamlarla sizin büyük kazançlar elde etmeniz için küçük kar marjlarıyla sizlerle birlikte oluyoruz. Bu arada sevgili izleyiciler, E5'in kenarından çok fazla yer denk getiremezsiniz. Hele oralar sanayileşme bakımından çok hızlı gelişen yerler olduğu için, özellikle Trakya sanayileşme noktasında çok hızlı bir gelişim sergilemeye başladı. Ve bu gelişimi sergilerken de şu an yapacağınız ve alacağınız, yapacağınız yatırım size gelecekte çok ciddi kazançlar getirecek. Evet, şu anki artık projemiz 27.900 TL. Yarısı peşin, yarısı da vadeli. 0212 909 0299 0532 171 1058 numaralı telefonumuza bir çağrı bırakmanız yeterli. Her zaman size söylediğim gibi sevgili izleyiciler, almak zorunda değil.
bilirsiniz ama mutlaka konumunu görmeniz gerekiyor. Zaten ekranda konumu görüyorsunuz. Bir de yakından gördüğünüzde ne demek istediğimizi gayet iyi anlayacaksınız. Evet, 27.900 TL dedik. Yarısı peşin dedik. Araç takası da mümkün. Sevgi abla, onu diyecektim ben de ya. Araç. Evet. Takas oluyor değil mi? Tabii ki. Araç takası da mümkün. Bu arada yani, sevgili izleyiciler... Özür dilerim. Modeli falan fark ediyor mu? Kaç model olduğu falan şöyle. Ya modeliyle modelinden çok hareket halinde olması. Ya oluyor ki modelini yani, sorarsın. Düşman alırsın. Pahalı alırsın yani. Ya modeli de fiyatını belirleyecektir zaten. Evet, bu noktada bizler sizlere araç takası imkanı veriyoruz. Şu an vade imkanı da yaratıyoruz. Bu noktada sizlerin yapması gereken 0212-909-0299 0532-171-1058. Tabii ki bu projemiz, bu kampanya çok uzun vadeli olmayacak. Bu yüzden de elinizi çabuk tutun. Ocak ayında size çok farklı sürprizlerle geldik. Belki Şubat'ta çok daha farklı sürprizlerle geleceğiz. Ama Kırklareli ve Baba Eski'nin orta yerinde olan D100 karayoluna paralel 250 metrekare yatırımlık yerlerimiz şu an fiyat olarak 27.900 TL. Yarısını peşin, yarısını vadeli şekilde ödeyebiliyorsunuz. Araç takası da mümkün. Vadeyi biraz daha açar mısın? Yani vade kaç ay gibi taksitlerle? Sonra ben bir tane vereceğim şimdi. Hatta iki tane vereceğiz biz şimdi Gül Hanım'a. Büyük ihtimalle ödeme koşullarını ona göre belirleyeceğiz. Halkımız da yani halkımızda kaç ay olduğunu bilsinler diye. Yani işte minimum yani maksimum şu an 15 aylık bir taksit planı düşünüyoruz. Ama bu noktada sevgili izleyiciler, elimizden geldiği şekilde sizlere yardımcı olmak için biz buradayız. Ama öncelikli olarak sizin gidip yeri görmeniz gerekiyor. Yeri görebilmeniz için de bizlere ulaşmanız gerekiyor. Bir telefon kadar yakınınızdayız diyorum. 0212-909-0299 0532-171-1058 numaralı telefona bir çağrı bırakmanız yeterli. Şimdi Vizyon Arsa Ofisi güvenle kazancın adresi dedik. Nasıl güven kazanılır? Güven zamanla kazanılır. Güven yaptığınız işle, var olduğunuz noktada ve sürekli olduğunuz yerle kazanılır. Kazanç nasıl elde edilir? Bizler sizlere yatırım yapabileceğiniz, kendi geleceğiniz için alım yapabileceğiniz yerleri sizlere veriyoruz. Ve sizler kazandıkça sizler bizlere dönüşler sağlıyorsunuz. İşte yatırım, güven ve kazanç bu şekilde sağlanıyor. Bu noktada dediğim gibi küçük birikimlerinizi büyük kazançlara çevirebilme şansınız artık hani kısa süre olacağı için çok fazla bir zamanınız yok sevgili izleyiciler. 27.900 TL'yi ikiye bölüyoruz. Yarısını peşin ödüyorsunuz, yarısını vadeli, araç takası da mümkün. Şimdi ikinci kampanyamız. Evet, imarlı yerlerimizden bahsedelim şimdi de sizlere. Lüleburgaz'ın Tatar köyünde 250 metrekare imarlı arsalarımızdan bahsedelim. Burası da şehir merkezine 5 dakika mesafede ve fabrikaların olduğu yere yaklaşık 2-3 dakikalık bir mesafede köyün girişinde. Yani yatırımınızı yaptığınızda imarlı yer istiyorum ben. Biraz daha yatırımdan çok işte aldığımda konteynerimi koyabileceğim, çevreleyebileceğim bir yer istiyorum diyorsanız da burası sizin için muhteşem, ideal bir yer. Evet, şu an sevgili izleyiciler, buradaki kampanyamızda ne kadar? 34.900 TL. Bunda da yarısını peşin ödüyorsunuz, geri kalanını taksitlendiriyoruz. Araç takası da mümkün. Şimdi ben size birazcık Lüleburgaz'ın Tatar köyüne neden yatırım yapmanız gerektiğinden biraz bahsedeceğim. Bir kere hızlı tren güzergahında olması. İkincisi kazancınızın, bu arada şunu da hatırlatmakta fayda var. Bizim size vermiş olduğumuz, bizim sizin için belirlemiş olduğumuz fiyatlar piyasada raiç bedellerinin çok altında. Yani alırken de kazanıyorsunuz. Bunun dışında da Lüleburgaz Doğu Trakya'nın tam orta yerinde bir yerleşim yeri. Sanayileşmenin etrafında olan bir yerde ve Avrupa'yı ülkemize bağlayan otoyoluna çok yakın bir yerde. Yani bunun anlamı şu. Zaten Tatarköy Lüleburgaz'ın ilk köyü. Orada ilk gidip gördüğünüzde tabii bizlere 0212-909-0299-0532-171-1058 numaralı telefondan ulaştığınızda siz gidip görmek kararı verdiğinizde şunu göreceksiniz. Danone'nin fabrikasına yaklaşık 2-3 dakika mesafe, şehir merkezine yaklaşık 5 dakika mesafe, şehrin girişinde ki bir köy, ilk köyü zaten. Hani kazanç elde etmek istiyorum diyorsanız, ben imarlı yer istiyorum diyorsanız bu noktada da Vizyon Arsa Ofisi sizlere çok güzel bir fırsatı daha sunmuş bulunmakta. Evet sevgili izleyiciler, bizler
sizlerin kazanç sağlayabilmesi için ekranlarınızın karşısındayız. Siz de küçük birikimlerinizi kazanca çevirebilmek için gidip öncesinde yeri görebilmek, yeri gördükten sonra kanaat ettikten sonra satın almaya karar verdiğinizde de zaten siz nasıl bir güven kazandık, biz sizin güveninizi nasıl kazandık? Sizinle tapu dairesine gidiyoruz, tapunuzu elinize aldıktan sonra da paranızı ödüyorsunuz. Burada da tabii ki araç takası mümkün. Aslında Vizyon Arsa Ofisi sizlere çok farklı projelerle, çok farklı kampanyalarla karşınızda olmaya devam edeceğiz. Ama şu an bu iki kampanya çok kısa süreliğine, çok kısa ama çok kısa bir süre, çok kısa bir süre sizinle birlikte olacak. Siz kazanç elde etmek istiyorum diyorsanız, imarlı yerlerimiz şu an 34.900 TL, yarısı peşin, yarısı taksit, araç takası da mümkün. Ve bunun dışında da sevgili izleyiciler, bunun araç takasından bahsederken de piyasa raiç bedelinin üstünde alıyoruz. Biz sizin alırken kazanmanızı istiyoruz. Her şey alınırken kazanılır. Üretilemeyen tek şey toprak. Değeri hızla artan şey de toprak. Bu yüzden de Vizyon Arsa Ofisi sizin altın değerinde kazanç elde etmeniz için bu iki güzel projeyi sizlerin ekranlarınızın karşısına getirdi. Zaten ekranda gördüğünüz görüntüler benim size ne anlatmak istediğimi çok daha net gösterecektir. Ama sizlerin mutlaka gidip görmeniz, alma konusunda da gidip gördükten sonra karar vermenizi tavsiye ediyorum. Ve 0212 909 02 99 0532 171 1058 numaralı telefonumuza bir çağrı kadar yakınız. Bir tuş kadar size yakınız. Tuşladıktan sonra çağrı merkezindeki arkadaşlarımız size dönüş yapacaklar. Ve sizinle bir gün belirleyerek sizlerle birlikte görmek istediğiniz yerlere gideceğiz. Zaten ne demek istediğimizi orada daha iyi anlayacaksınız. Tabii ki birebir gidip görmek farklı bir şey. Kesinlikle. Biz görüntüleri olduğu gibi veriyoruz. Hatta gidip görenler de şunu söylüyor. Ya daha fazlası var. Neden anlatmıyorsunuz? Siz gelin görün. Daha da güzelini göreceksiniz yani zaten. Yani tabii ki bizler de burada ekranlarda zaten gördüğünüz kadarı. Ama oraya gittiği zaman olaylar daha bir farklı bakış açısına giriyor. Muazzam yerler seçim olarak. Geleceğe yatırım yaparken de kısa vadede kazanç elde edebileceğiniz yerler. Kısa vade dediğimde 3 ay 5 aylık bir süre değil. Tabii ki yatırım yapan, bu noktada yatırım yapmayı düşünen izleyicilerimiz zaten bilirler. Toprak bir anda size kazandırır. Ama benim size bahsettiğim yerler yatırımları yapılmış, geleceğe yönelik projelere hazırlanmış ve sizlerin kazanç elde etmenizi sağlayacak noktalarda. Benim size tek tavsiyem şu. Almak zorunda değilsiniz ama gidip görmek zorundasınız. İstanbul'u ortalama 1 saat 15, 1 saat 20 dakikalık bir mesafeden bahsediyoruz. Kaldı ki İstanbul'un keşmekeşinden artık herkes bir yerlere kaçıyor. Açmaya çalışıyor. Biz nasıl yapacağız? Tabii ki Trakya gelişim noktasında çok hızlı ilerleyen ve geleceğe yönelik yapılan yatırımlar, havalimanı projesi, hızlı tren projesi gibi projelerin olduğu yerlerde sizlere yerlerimizi sunduk. Sizin yapmanız gereken şey 0212 909 0299 0532 171 1058. Geleceğiniz bu tuşların arkasında olabilir. Bu tuşları arayın. Ondan sonrasında geleceğinize iyi bir adım atın. Şimdi kaçırılmaz bir fırsatlar tabii ki. Hem yarısı peşin, yarısı taksit. Yani bunları değerlendirin bence. Evet, teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere. İyi akşamlar. Teşekkür ediyoruz. İyi yayınlar. Kardeşim,
pazarım olsaydı keşke vatanım. Sılamdan bir haber gelmez alayım. Kurban alarmam. Şarabımdan içtim de kandım. Diyar-ı gurbette ben garip kaldım. Unuttum kendimi, deryaya daldım. Dostlar hatırımı da sormaz alırım. Leyle öldüm alarmam. Unuttum kendimi de deryaya daldım. Dostlar hatırımı da sormaz alarım. Kardeş alarım. Dönmez yolları, bana zindan oldu gurbetimde. Sert esiyor da bugün seher yelleri. Talihim üzüme dilber gülmez ağları. Lele ağlar bacım. Esiyor da bir gün seher yelleri. Talihim üzüme gülmez ağlarım. Kardeşim anam ağlarmam. Talihim üzüme de gülmez ağlarım. Anam ağlarım bacım ağlarım. Yine sağlık üstadım ya. Talihim yüzüme gülmez ağlarım değil mi? Cenab-ı Allah kötü kaderler yazmasın. Tabii ki yani Allah'ın takdiri ilahi bilmiyoruz. Buradan çıkınca bizim ölmeyeceğimiz ne malum o farklı bir şey ama Cenab-ı Allah dedim ya bir daha tekrarını vermesin bu depremlerin. Gerçekten zor. Tekrar buradan Malatya ve Elazığ'a selam olsun. Ölenlere rahmet. Efendim yakınlarına başsağlığı diliyoruz ve tabii ki yaralı olan dostlarımıza da acil şifalar diliyoruz. Evet Tanju. Tanju Coşkun. Artvinliyiz değil mi annem? Evet, evet ablacığım Artvinliyiz. Vallahi Artvin güzel bir memleket ya. Çok güzel. Gerçekten. Yemyeşil. Yazın biliyorum hele o sahili falan. Evet. Harika. Çok güzel bir yerdir. Peki ana kurban neler okuyacaksın? Vallahi şimdi benim hem anne diyelim menajerim. Çok seviyorum şimdi kendisini. Ve eyvallah. Eşi Yaşar Altun'a da Çarşamba Esel aldı. Çünkü çok güzel. Çarşamba Esel aldı. Evet. Bir yar sevdim el evet. Aldı. Çarşamba'ya da selam olsun buradan. Bütün Türkiye'ye selam olsun diye. Eyvallah. Şimdi benim iki ilkokul öğretmenim. İkisi de Samsunlu'ydu. Birisi evet. Çarşambalıydı. Rahmetli oldu. Biri de Vezirköprü'ydü. O da rahmetli oldu. Allah mekanlarını cennet etsin. Amin.
Ama ben biliyorum ki bizim o tarafın insanları gerçekten mükemmel insanlar. Evet, saygı ve sevgilerimizi evet. gönderin. Buyurun oğlum. Teşekkür ediyoruz, sağ olun. Bu arada kendin çalmayacaksın mı? Bizim sazlarımız. Evet, tamam. Evet, son... Olur, tamam. Olur, Kaan'la. Sapamız yok hocam, o yüzden şey yapalım. Çarşamba eseri aldı yapalım. Evet. Ateşten görevleyim.
Allah yüreğine sağlık güzel oğlum. Harika, şimdi enstrüman çalan insan tabii daha temiz okuyor değil mi üstadım? Yani bağlama çalmak ayrı bir meziyettir. Dolayısıyla genç olmasına rağmen maşallah. Çok teşekkür ederim. Harikasın. Çok sağ olun. Başarıların devamını diliyorum. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Sağ ben olun. Teşekkür ederim. Anne kurban olsun. Evet. Mustafa üstadım. Ozanım. Evet. Ablacığım. Ne var? Hangi şiir var sırada? Bir onu. Daha aradım bakalım. Diye bir şiirim var. Seni tamam. Beklemekten yoruldum. Yoruldum. Yoruldum evet, evet bu eser gerçekten diye. Güzel. Evet kanun bir fon müziği alalım. Buna sevgili eşime ve ciğerparem, torunlarım Sare ve Melisi'ye armağan ediyorum ve tüm dostlara armağan ediyorum. Ve bizi izleyen herkese. Herkese, herkese. Çıktım yollara, seni sordum merhametsiz kullara. Sitemim var, sitemim var sensiz geçen yıllara, yıllara. Seni beklemekten yoruldum, yoruldum, vefasız yoruldum. Çiçekleri gözyaşımla suladım, yürüdüğün yollarda izlerini aradım. Saçların tellerini gözucumla taradım. Seni aramaktan yoruldum, yoruldum ve vicdansız yoruldum. Şahidimdir inan yüce yaratan, alan yok ki vallahi bu canı satam. Sensiz bu diyarı terk edip atam. Seni sormaktan yoruldum, yoruldum ve zalim yoruldum. Yoruldum, yoruldum, yoruldum ve zalim yoruldum. Mustafa'yım yıllar yılı bekledim durdum. Esen yelden uçan kuştan seni sordum. Gündüz hayalinde gece rüyamda gördüm. Bulamadım, bulamadım ben bendeki seni. Seni vefasız seni, seni.
Yüreğine sağlık. Vallahi harika sözler. Hepsi sağ ol, sağ ol bacı. Allah razı olsun. Üstadım şu mikrofonu biraz yukarı kaldırırsan biraz sohbet edebiliriz. Hep unutuyor. Yaka mikrofonun yok. Kurban olurum. Efendim. Ercan'ım buyur. Harikasın. Evet sevgili Ali Sultan üstadım. Ercan'ım buyur. İyi ki varsın. Ne diyeyim hep beraber. İyi ki hayatımızdasın. Sağ ol. İyi ki o güzel türkülerini yazıyorsun. Teşekkür ediyorum canım sağ olasın. İkinci kez Vizyon 58'de konuk olmak etmekten seni çok onur duyduk. Ben de. Son sözlerini alabilir miyim üstadım? Canım. İzmir'im ben seni severim. Sen benim canımsın, bacımsın, kardeşimsin. Aynı zamanda da ki her arzu değil, arzu ettiği, emir ettiğiniz yerlere geliriz. Estağfurullah, ricamız olur. Biz öyle yok, başka bir şey tanımayız. Biz ancak sevdiğimiz insanlara koşa koşa giden insanlar. Eyvallah, gönül onun sevdiğini için, arzular diyorlar aynen, ya. Aynen, onun için ben çok teşekkür ediyorum. Programın güzel, her zaman izliyoruz tabii teşekkür arada. Teşekkür ederim. Onun için. Allah tadını bozmasın. Her zaman güzelliğin güzel yüzün solmasın. O sesine de Allah devamlı zeval vermesin diyorum. Her zaman güzel ses. Zor bulunan seslerden birisi. O açın da kıymetini bilmek lazım. Tamam teşekkür canım? Ederim. Ben çok teşekkür ediyorum. Ayrıca Vizyon Türkiye. Kanal 58. Vizyon 58. 58'e teşekkür ediyorum. Muhsin'e teşekkür ediyorum sağ olsunlar. Tabii sizler de yerini açtığı için. Başka ne diyeyim? Başarılar diliyoruz. Bütün dostlara sevgiler, selamlar. Teşekkür ediyoruz. Yüreğine sağlık. Kalkmış. Evet, bilal, sevgili tamam. Tanju Coşkun. Evet, abacığım. İyi ki geldin. Tabii ki sizi tanımak da bizim için bu akşam gerçekten güzel bir onur, güzel bir gurur. Ali Sultan abim, üstadımız sizi tavsiye ettiğinde. Tabii ben tanımadım ama tanımadım halde dedim ki başımın üstünde. Çünkü Ali Hoca öyle kolay kolay herkese imza atmaz biliyorum. Kesinlikle. Hoş geldin annem. Son sözlerini çok alalım. Çok sağ ol ablacığım. Ben öncelikle şunu söylemek istiyorum. Samimiyetimle söylüyorum. Çok mutlu oldum. İyi ki de gelmişim. Bu arada gecemiz çok güzel geçti. Bizi izleyen herkese çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsun, var olsunlar diyorum. Ali Hocama da sonsuz teşekkür ediyorum. Sayın menajerime de saygılarımı sunuyorum. Sağ olsun, o da kırmayıp geldi yine beni. Teşekkür ediyorum, sağ olsun. Size de sonsuz teşekkür ediyorum. Ben ve müzisyen arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Vizyon 58 ailesine de, tüm emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Geceleri iyi olsun, mutlu olsun. İnşallah hiçbir şey olmasın, kötü bir şey olmasın. Kötü bir İnşallah. Şey yaşamayalım. Hep mutlu kalalım. İyi akşamlar diliyorum. İnşallah, yüreğine sağlık. Çok teşekkür ederim. Mustafa abim son sözlerini alayım. Bugün bizlere evlerinde konuk eden bütün seyircilerimize, üstadım Ali Sultan hocama, genç kardeşime ve sana, siz değerli üstadların arasında sahne almak, sahneye çıkmak onurlandırıyor gerçekten. Çok teşekkür ederiz. Sizler gibi üstadlara saygılarımı sunuyoruz. Sazda kardeşlerime, seyircilerimize, herkese saygılarımı sunuyorum. İyi akşamlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum efendim. Sağ olun, saygılar diliyoruz. Efendim kah buruk yaşadık, kah belki güldük, kah ağladık ama gerçekten zor bir programdı bu akşam bizim için. Neden mi? Tabii ki depremden dolayı canlarımız gitti, canlarımız acıdı. Yani hani sözün bittiği nokta diyoruz ya, biz işte böyle yapacak bir şey yok. Rahmetli babam öldüğünde yemin ediyorum ikinci günü sahneye çıkmak zorunda kaldım. Bu sanatçıların da kaderi böyle bir şey. Onun için tabii ki acınız acımızdır. Biz acınızı paylaşıyoruz. Lütfen bizi mazur görmeyin. Haftaya tekrar Vizyon 58 TV'de görüşmek dileğiyle demeden önce Vizyon Arsa Ofisi'ne sonsuz teşekkür ediyorum. Değerli konuklarıma çok teşekkür ediyorum. Müzisyen arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Yayında yapımda emeği geçen bütün arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Uzun ince bir yoldayım. Gidiyorum gündüz geceyle de bu akşam. Veda ediyoruz siz sevgili dostlarımıza ama Allah sağlık verirse inşallah haftaya pazar günü gene sizden olacağız. Efendim yarın akşam Aşık Kadir'in canlı yayın konuyum saat 16.30 ve 18.30 arasında. Biliyorsunuz kardeş kanallarımız onlar da bizim isim veremiyoruz ama yarın oradayız. Orada da sizlere hitap edeceğiz inşallah. Orada da bizi izlerseniz çok teşekkür ederim. Saygılarımı sunuyoruz. Buyurun efendim.
gece. Bilmiyorum ne haldayım, gidiyorum gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece. Bilmiyorum ne haldayım, gidiyorum gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece. Efendim yarın saat 11 itibariyle tekrar canlı yayınımız tekrarı vardır, programımızın tekrarı var. Aynı zamanda cuma günü bundan böyle her hafta cuma günleri de Dudulu'dayız inşallah. Tüm dostlarımızı bekleriz. Pardon, Ümraniye'deyiz. Sevabi kardeşimize selam olsun. Dünyaya geldiğim anda İki kapılı bir anda gidiyorum gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece. İki kapılı bir anda gidiyorum gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece. Gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece.